Bugün hayatıma gittiğim en güzel plajdayım tekrar. Bana göre Türkiye'deki en güzel birkaç plajdan birisi burası. Benim de geldiğim en güzel plaj burası. Antalya'ya ya da Muğla'ya geldiğimde mutlaka buraya gelmeye çalışıyorum. Beni o kadar çok etkiledi ki bunu size anlatamam. Harika bir güzelliği var. Hem görüntü olarak hem de denizin kendisi gerçekten muhteşem. Bilmiyorum şu anda arkamdan ne kadar belli oluyor. Turkuaz bir rengi var Kaputaş plajının. Ve suyu da çevredeki plajlara göre oldukça serin. Tabii ki bunun bir nedeni var. Çünkü tam da şu kayakların oradan yeraltı suları çıkıyor. Yeraltı suları çıktığı için burası hem serin hem de turkuaz bir renge bürünüyor. Ve dediğim gibi bu çevrede böyle bir güzelliği görmek başka yerde mümkün değil. Kaputaş plajı Antalya merkeze yaklaşık olarak 200 kilometrede. Biz Fethiye'den geldik. Fethiye'den buraya 90 kilometre. Yani eğer Fethiye'ye gelirseniz buraya kendi aracınızla 1 saatte gelebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi plaj çok fazla büyük değil. Bu nedenle aşırı derecede kalabalık olabiliyor. Ve hemen yukarıda yine videoda göstereceğim. Yol kenarlarında araçlarınızı park ettiğiniz için erken gelmenizi tavsiye ediyorum. Eğer geç gelirseniz yol üstüne aracınızı park etmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve şezlong bulamazsınız ama bulmanıza da gerek yok. Uygun gördüğünüz her yere havlunuzu serebilirsiniz. Bununla ilgili bir kısıtlama yok. Şezlong ücreti 15 TL, şemsiye 15 TL. Böyle cüzi miktarlar burada söz konusu. Çok pahalı değil. Yine buradaki büfenin işletmesi de belediyeye ait. Bu nedenle fiyatlar da gayet makul. Çok yüksek tutarlı ürünler yok. Bu da yine büyük bir avantaj. Yine o tesiste ücretsiz olarak duştan, soyunma kabininden ve tuvaletten de faydalanabiliyorsunuz. Bunlardan mahrum kalmıyorsunuz. Ücret vermenize gerek yok. Böyle belediyeler tarafından işletilen yerler gerçekten harika oluyor. Tüm halka açık bir şekilde işletiliyor buralar. Böyle yüksek ücretlerde olmayınca herkes gelebiliyor. Bence bu da gerçekten harika bir durum. Şöyle Kaputaş plajını sizlere genel anlamda göstereyim. Gördüğünüz gibi çoğunlukla turkuaz renge bürünmüş durumda. Gerçekten harika. Kıyılar birazcık dalgalı. Genellikle Kaputaş bu şekilde oluyor. Ve daha dalgalı hallerini de gördüm. Ama 1-2 metre açıldıktan sonra herhangi bir dalga yok. Bakın kıyılar dalgalı ama ilerisi dalgasız. Ve şu dubalara gittiğinizde, hatta dubaları geçtiğinizde yaklaşık 10 metre kadar daha suyun dibini görebiliyorsunuz. Belki o dubaların orası 10 metre derinlikte ama su o kadar temiz ki dibi görmek mümkün. Bu nedenle eğer deniz gözünüz varsa mutlaka yanınıza alın. Burada dalış yapın. Çıplak gözle hem net bir şekilde dibi göreceksiniz hem de deniz canlılarını başta balık olmak üzere burada gözlemleyebilirsiniz. Bu arada şu üst taraf yolun geçtiği taraf. Şu yine üst taraflara araçlarınızı bırakabiliyorsunuz yol kenarına. Çok güvenli olmuyor. Çok fazla bir kapasite de yok. Bu nedenle dediğim gibi erken gelmekte fayda var. Hemen şurası yol gördüğünüz gibi. Aslında bu Kaputaş plajı bir kanyonun sonu. Eğer havadan drone'la burayı size göstermiş olsaydım buradan ileride bir vadin olduğunu görürdünüz. Kanyon olduğunu görürdünüz. Burası en sonu. Ve gördüğünüz gibi oldukça derin bir vadi ve çok çok tehlikeli. Bu yol bundan 50-60 sene önce yapılmış ve yapımında 4 işçi hayatını kaybetmiş. Hemen Kaputaş plajına geldiğiniz zaman o 4 işçinin isimlerini göreceksiniz. Onların anısına. Gerçekten de oldukça tehlikeli, zor bir işle buraya yol yapılmış. Bu arada gördüğünüz gibi her yerde bir şemsiye ve şezlong var. Ama buna rağmen dolmuş. Siz şezlong ya da şemsiye istemezseniz de yanınıza getirdiğiniz havluyu şu boşluklara serebilirsiniz. Dediğim gibi bununla ilgili herhangi bir sınırlama yok. Yani Kaputaş plajına ne otopark ücreti veriyorsunuz çünkü yol kenarlarına park ediyorsunuz. Ne de şezlong şemsiye ücreti veriyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj. Bu arada şu üstte aracınızı bıraktığınız zaman aşağı doğru merdivenlerden iniyorsunuz. 187 basamak var. Birazcık yorucu oluyor inmek çıkmak ama inerken bu muhteşem manzaraya temaşa etmek gerçekten büyüleyici. Kaputaş plajı fotoğraf çekmek için de mükemmel bir yer. Ya şu tarafa ya da şu anda belli olmuyor ama şu yukarı tarafa çıkarsanız harika bir manzarayla hem bu plajın fotoğrafını çekersiniz hem de kendinizin fotoğrafını çekebilirsiniz. Fotoğraf severlere hatırlatmak istedim. Şimdi o meşhur merdivenden çıkmaya başlıyoruz. Şöyle devam ediyor.
soyunma kabinleri ve duş alanları. Tabi plaj kalabalık olunca buralarda da sıra oluşuyor. Her noktadan plajı seyretmek büyüleyici. Bakar mısınız? Yol kenarlarındaki çiçeklerle Kaptaş'ın manzarası birlikte harika olmuş. Çok beğendim. Yani fotoğraf çekme gibi bir sevdanız varsa buradan çok güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Harika. Bu arada buranın otoparkı bu şekilde. Gördüğünüz gibi yol kenarlarına park edilmiş. Aşağıya kadar devam ediyor. Ve yukarıda da yol boyunca tekli sıra haline devam ediyor. Bakın şu karşımda var. Yine şu virajın arkasında da araçlarını park edenler var. Yer bulamadıkları zaman oralara park edip buraya kadar yürüyorlar. Tabii bu sıcakta. Bir de asfalt olunca yürümek gerçekten yorucu oluyor. Terletiyor insanı. Yani sıkıntı. Araç parkı. Bu nedenle erken gelmek çok büyük bir avantaj. Dar bir yol var bu arada. Kaputaş, yani daha doğrusu kaş kalkan yolu da bu şekilde tehlikeli. Biraz aşağıda şu sağda fotoğraf çekmek için mükemmel bir alan var. Ben de her geldiğimde orada bir fotoğraf çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir manzarası var bu tepenin. Yanımızda yol akıyor. Burada çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ama tabii ki tehlikeli, tavsiye etmiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Tarif edemiyorum ama umarım videodan da mükemmel görünüyordur. Buradan görebildiğim gibi. Harika. Biraz da denizin içerisinden size görüntüler aktarayım. Hatta su altını göstereyim. Bakalım ne kadar berrak deniz.